Peugeot'un 2007'de Frankfurt Otomobil Fuarı'nda 308 RCZ olarak sergilediği tasarım son haline kavuştuktan sonra İspanya'nın kuzeyinde Logroño'da yapılan lansmanla yollara çıktı. Türkiye lansmanı ise geçtiğimiz hafta Bodrum'da yapıldı. RCZ ismi aracın Peugeot ürün gamındaki tek ve benzersiz konumunu simgeliyor. RCZ isminin ortasında sıfır ya da çift sıfır kullanılmayan ilk Peugeot binek modeli oldu. Tasarımıyla Peugeot'un yeni marka dünyasını yansıtan RCZ, markanın yeniden tasarlanan logosunu taşıyan ilk araç olma özelliğine de sahip. İlk 7 ay sonunda pazar payını %12.4 arttıran Peugeot Türkiye'nin genel müdürü Jean-Pierre Vio, 2010 yılında pazar hedeflerini %6 olarak açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre satış adetlerinde %16.3'lük artışa dikkat çeken Vio, RCZ'yi değerlendirdi. Sevgili seyirciler, Peugeot RCZ lansmanı için Bodrum'dayız. Daha önce bu aracı İspanya'da kullanmıştık. Tabii oranın yollarıyla bizim Türkiye'nin yolları biraz farklı. Bakalım burada nasıl gidiyor diye test ettik. Havalanından buraya kadar, kaldığımız otele kadar geldik. Aynı performansı Türkiye'de de gördük. Aynı keyfi Türkiye'de de aldık. Şimdi Peugeot'un genel müdürü Monsieur Vio ile beraber bu aracı değerlendireceğiz. İlk olarak genel bir değerlendirme rica edelim sizden. Bu sanırım birçok müşterinin beklediği bir araç. Gerçekten de bu çok sorumlu bir düş, bir hayal. Çok yüksek performanslı bir aracın içindeyiz. Bir Peugeot'un içindeyiz. Peugeot'un tam da ruhunu yansıtıyor. Yeni tasarımını yansıtıyor. Yeni aslanlı logosunu yansıtıyor ve Peugeot'un içinde sıfır veya çift sıfır olmayan ilk aracı. Sadece zevkten ibaret bir araç bu. Gerçekten çok önemli bir an. Açılış anonsunda da söylemiştim. İspanya'da kullanmıştık. Oranın yollarıyla Türkiye'nin yolları tamamen farklı. Bizdeki yol kalitesi maalesef Avrupa'daki standardı yakalamış değil. Dolayısıyla buradaki performansını ve yolda vereceği konforu çok merak ediyorduk. Neredeyse aynı konforu ve aynı performansı alabildik. Sizin böyle bir şüpheniz var mıydı? RCZ Türkiye yolları için uygun olacak mı olmayacak mı diye bir düşünceniz oldu mu? Bir kere öncelikle sizin söylediğinize tam katılmadığımı söyleyeceğim. Türkiye'deki yollar gerçekten söylendiğinden ve zannedildiğinden çok daha iyi aslına bakılırsa. Ama onun ötesi de zaten en ufak bir endişemiz yok. Çünkü bu araçta süspansiyon açısından son derece sağlam bir yapısı var. Dolayısıyla en ufak bir endişeye gerek yok. Bu araçta çok teknoloji var. Gerçekten sürüşü güvenli kılmak için gerekli bütün teknolojiler, EPS, işte patinaj kontrolünü sağlayan teknolojiler ve bunun dışındaki bütün güvenlik donanımı var. Bu araçta hiçbir endişe yok. Bu sadece bir zevkten ve sürüş zevkinden ibaret olan bir araç. Gelelim motor seçeneklerine. Türkiye'de bu aracın hangi motor seçeneklerini göreceğiz ve tabii ki en önemlisi de fiyat olacak müşteriler için. Hangi fiyat aralığına satılacak RCZ? Bu motorda iki motor hacmi olacak. 1.6 THP yani turbo kompresörlü bir motor söz konusu. Birinci tipte 156 beygirlik bir motor var. Hem düz vites hem otomatik vitesi olacak. Bir de tabii en harikanın harikası top olarak göreceğimiz 200 beygirlik model. Orada da 27.000 kilometre Newton bir tork var. Hakikaten olağanüstü bir tork. 270 bir tork var. Gerçekten çok önemli. Ama bu tabii sorumlu düşün. Biz deli değiliz. Deli gibi kullanmak söz konusu değil. Tabii ki performans var bu araçta ama sorumlu bir performans var. Fiyata gelince fiyat da tabii burada da bir duygu, burada da bir emotion söz konusu olmalı. Gerçekten makul ve düş kurmaya izin veren bir fiyat söz konusu. İlk model 70 bin liranın altında yani 69.700 liraya olacak. 200 beygirlik model de 80 bin liranın altında yani 78.250 liraya olacak. Yani gerçekten burada heyecan olması şart. Ve zaten yanından geçerken rakiplerimizin bize klakson çalmalarından da anlıyoruz ki şimdiden kıskanmaya başlamışlar. Bu araçta gerçekten Türkiye'de bayağı büyük işler yapacağız. Stilini tamamen yenileyen markanın gösteriş, uyum, çeviklik ve dinamizm olarak belirlediği tasarım anlayışını yeni RCZ'de görmek mümkün. Fransız markanın spor modeli önden bakıldığında yeni yüz tasarımını yansıtmasının yanı sıra yandan bakıldığında Audi TT'yi, arkadan bakıldığında ise Porsche Cayman'ı andırıyor. Fransız Saint-Gobain cam fabrikasında özel olarak üretilen çift bombeli cam tavan, küçük ve dar da olsa arka koltukları, bu sınıf için büyük sayılabilecek 384 litrelik bagajıyla farkını vurgulayan RCZ, 200 beygir güç üreten 1.6 litrelik turbo benzinli motoruyla bizden olumlu not aldı.
BMW'nin 175 beygirlik bir versiyonunu Mini'de kullandığı bu motor Peugeot mühendisleri tarafından 200 beygire çıkarılırken 275 Nm'lik tork değerine ulaşılmış. 156 beygirlik diğer 1.6 motorun tork değeri ise 240 Nm. Gücü tekerleklere aktarırken oldukça cömert olan RCZ 0'dan 100 km hıza 7.5 saniyede ulaşıyor. 1372 kilogram ağırlığındaki aracın son sürati ise saatte 237 km. Yakıt tüketimi fabrika verilerine göre 6.9 litre olan araçla yaptığımız test sonucunda bu değerlere yakın veriler elde ettik. Ancak özellikle sıkışık trafikte dur kalk şeklinde kullandığınızda bu değerler daha da yukarı çıkacaktır. Spor bir otomobil kullandığımız ve verdiği keyif düşünülürse bu değerlerin aslında çok da fazla olmadığını söyleyebiliriz. Yola adeta yapışarak giden Fransız markanın yeni modeli özellikle limitleri zorlayarak girdiğimiz virajlarda dahi çizgisinden çıkmayarak güvenli bir performans sergiledi. Direksiyon komutlarına anında itaat eden araçta limitleri zorladığınızda sadece hafif şekilde önden kayma hissedebilirsiniz. Bunu da devreye giren LSF sistemi telafi ederek size spor sürüş keyfini yaşatıyor. Aktif arka kanatta aerodinamik etkinliğe katkıda bulunuyor. Kanat otomobilin hızına göre iki pozisyonda açılarak yol tutuşuyla yakıt tüketimi arasında dengeyi sağlıyor. Peugeot RCZ Eylül ayı itibariyle Türkiye pazarına Euro 5 standartlarına sahip olan iki farklı motor seçeneğiyle sunulacak. Manuel ve otomatik vites seçenekleri bulunan 1.6 THP motor 156 beygir güç ve 240 Nm tork üretiyor. Beyaz ve siyah olmak üzere iki renk seçeneğine sahip olan Peugeot RCZ Yearling 1.6 THP 156 beygir manuel 69.700 lira anahtar teslim fiyatıyla sunulurken yeni 6 ileri otomatik vites kutusuyla donatılan versiyonun fiyatı 72.700 lira olarak belirlendi. Peugeot RCZ'nin diğer motor seçeneği 6 ileri manuel vites kutusuyla sunulan 200 beygir gücündeki 1.6 THP motor 275 Nm tork üretiyor. Sadece siyah renkli olarak pazarda yerini alacak olan RCZ Yearling 1.6 THP 200 beygir versiyonunun anahtar teslim fiyatı ise 78.250 lira seviyesinde olacak. Yıl sonuna kadar bu modelden 300 adet satılması hedefleniyor.